TV41 ekranlarından merhaba. Hayırlı akşamlar. Ekonomi Kulübü programımıza hoş geldiniz. Haftanın canlı yayın konuma baktığımda Maliye Bakanlığı eski baş hesap uzmanım Sayın Uğurcan Özses. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Haftanın diğer canlı yayın konum da eski İstanbul defterdarım, eski İstanbul Vergi Dairesi Başkanım, yine eski Kocaeli Vergi Dairesi Başkanım, yeminli mali müşavir Sayın Şükrü Dilaver. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ben bu hafta fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü bu hafta hareketli bir hafta geçti. Asgari ücret dedik. Merkez Bankası'nın müdahalesi dedik. Onun yanında faiz indirimlerinden, Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinden bahsettik. Bu hafta gerçekten çok değerli sayın izleyicilerimiz. Bu programı kaçırmanızı kesinlikle istemiyorum. İki üstadım programın akışıyla birlikte yıllardan bugüne kadarki ekonominin değerlendirmesini yapacak ve bu haftaki sadece konumuz ekonomi olacak. Şükrü üstadım, buyurun ben size programı bırakıyorum. Artık teşekkür buradan ediyorum, sonra program Harun'cığım. Sizin üstadım, buyurun. Beraberiz tabii programda tabii ki, gene. Tabii ki üstadım. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler, Faruk Bey'in de belirttiği gibi bugün sizlerle vergi konuşmayacağız. Bugün aslında değişik programlarımızda sizlere dile getirmeye çalıştığımız ekonominin gerek dünyada gerek Türkiye'de mevcut durumu, bugünlere gelene kadar neleri yaşadığımız, bunların etkileri, bundan sonra ne tür tedbirler alınacak, onların bizlere yansımaları, dilimizin döndüğünce, bilgimiz dahilinde çok değerli üstadım Uğurcan Özses'le beraber sizlerle bu bilgileri paylaşmaya çalışacağız. Öncelikle çok değerli üstadıma ben de hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk Şükrü. Teşekkür ederim. Üstadım, şimdi biz böyle üstad diye hitap ederiz ama üstad kelimesini müsaade ederseniz lütfen değerli izleyenlere de aktarmış olayım. Değerli izleyenler, genelde teftiş kurullarında ki bu Maliye Bakanlığı'nda şimdi Vergi Denetim Kurulu oldu. Daha önce Hesap Uzmanları Kurulu ve Teftiş Kurulu, kontrolörler şeklinde uzayıp giden denetim birimleri vardı. Orada kıdemli olan üstada, yani sizden daha önce kuruma girmiş, sizlerin feyz aldığı, bilgilendiği kişilere üstad dersiniz. Kendi aranızdaki hitabet tarzı da askerde nasıl komutanımsa orada da üstattır. Değerli üstadım da benim de yetiştiğim camiada Hesap Uzmanları Kurulu'nda benim üstadımdı. Beraber çalışma imkanımız kamuda olmadı ama özel sektörde birlikteyiz kendisiyle. Çok sevdiğimiz, saygı duyduğumuz, bilgisinden çok istifade ettiğimiz üstadımız. O nedenle bu üstad kelimesini de sizlerle paylaşmak istedim. Değerli üstadım, müsaade ederseniz konulara girmeden önce ben şöyle bir genel olarak dünya ekonomisi buraya nasıl geldi, ne tür badireler geçirdik deyip şöyle 2000'li yıllara kadar müsaade ederseniz geleyim. Ondan sonra birlikte paylaşırız bilgileri. Değerli izleyenler, şöyle 1940'lı yıllara gidersek özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra tabii ekonomilerin çoğu felç olmuş vaziyetteydi. Ve dünyada yeni bir toparlanmaya, yeni birlikteliklere, yeni yapılanmalara ihtiyaç vardı. Buna paralel olarak da Amerika'nın Boston civarında New Hampshire diye bir eyalet vardır. New Hampshire'da Bretton Woods denilen, ki adı da öyle anılır, orada bir anlaşma imzalandı. 1944'tü yanlış hatırlamıyorsam tarihi. Orada altın para sistemi dediğimiz, ki bunun IMF, Dünya Bankası gibi kurumlarla da güçlendirilmiş bir modeliyle daha çok buraya tabi olan ülkelerin de para birimlerini Amerikan dolarına endeksledikleri bir modelle dünya bir ekonomik sistem üzerinde ta 1970'li yıllara kadar geldi. Altın para sisteminin de kendine göre sakıncaları vardı o dönemde. Özellikle 1970'li yıllardaki petrol krizi, onun bir de Amerika'nın özellikle Vietnam Savaşı'nda yapmış olduğu çok büyük masraflar, onun yarattığı problemler altın para sisteminin
yürütülememesine sebebiyet verdi. Ve o güne kadar düşük faiz, biraz da yüksek enflasyon şeklinde yürütülen sistem işsizliğe ve başka sorunlara sebebiyet verdi. Açıkçası bizim her zaman korktuğumuz stagflasyon dediğimiz, yani hem durgunluğun olduğu hem de enflasyonun olduğu bir sürece doğru evrildi. Ve o tarihten sonra da bu sistemden vazgeçildi. Ve vazgeçilen süreç ve yenine konulan süreç ağırlıklı olarak bu sefer yüksek faiz, düşük enflasyon üzerine endeksli bir modelle yürütülmeye çalışıldı. Tabii petrol krizinin bizim gibi ülkelere açmış olduğu o yara, onun sonucunda bu şekilde artık gerek globalleşen bir dünya, ekonominin de globalleşmesi, ona paralel sermaye akımlarının yoğunlaşması bizleri de aynı sistemi uygulamaya doğru itti. Ve hatırlarsanız 1980 yılında biz de ithal ikameci politikalardan ihracata dayalı büyüme modellerine doğru geçiş yapmaya başladık. Rahmetli Özal döneminde başlayan bir süreçtir bu da. Ve bizleri bu süreç zaman zaman enflasyonun yükseldiği, zaman zaman düştüğü dönemlerle 2094 ve 2001 krizlerinde yaşayarak 2001 yılının başına kadar getirdi bizi. Ve bundan sonraki süreçleri de değerli üstadımla beraber oturacağız, birlikte konuşacağız. Evet değerli üstadım, şimdi önümüzde bir sürü oyuncak paralarımız, oyuncaklarımız ve hep birlikte bu materyallerle beraber sunacağımız bir ekonomik model. Bu ekonomik modelin yarattığı sonuçları birlikte paylaşacağız. Sizin üç boyutlu ekonomi sunumu dediğiniz ki ben bugüne kadar hiçbir televizyon programında üç boyutlu bir ekonomi sunumu açıkçası izlemedim. Bu fikir nasıl aklınıza geldi değerli üstadım? Nereden böyle bir şeye kapılıp bunu sunarken bunu, üç boyutlu bunu sunayım dediniz? Evet. Buyurun üstadım. Bunun kısaca bir hikayesi var. Evet üstadım. Fakülteyi bitirip çok istediğim hesap uzmanları sınavını kazandıktan sonra İzmir grubuna atandım. Bu arada bana maliye okulunda ve Muğla işletmecilikte ekonomi ve işletme dersleri verme görevi de tevdi edildi. Muğla işletmecilikte herhangi bir sorun benim karşıma çıkmadı. Yani öğrencilerle gayet iyi anlaştım ve beni gayet iyi anladılar. Ancak lise seviyesinde olan maliye okuluna sıra gelince orada öğrencilerin konuyu anlamakta zorluk çektiğini gördüm. Bunun üzerine bu işi nasıl çözerim dedim. Orada en büyük şansım da babamdan bize gelen köy enstitüleri kültürüydü. Gerçekten köy enstitüleri çok değerli kuruluşlardı. Değerli üstadım, Türk eğitim hayatında açık söyleyeyim çok önemli bir mihenk taşıdır. Türkiye'ye çok şeyler kazandırmıştır. Cumhuriyet'in kuruluşu ve sonraki dönemlerde köy enstitüleri çok kaliteli elemanlar yetiştirmiştir. Ben de böylece bir katkı yapmış olayım buna. Buyurun lütfen. Teşekkür ederim. Tabii babam Savaştepe köy enstitüsünden başlayıp Kastamonu Göl, Konya İvris ve nihayetinde benim de ucuna yetiştiğim Pazarören, Kayseri Pazarören köy enstitülerinde idarecilik ve öğretmenlik yapmıştı. Orada öğrencilere pratik uygulamalar yanında devamlı dünya klasikleri ve felsefe okutulurdu. Babamın da üzerinde devamlı durduğu konu, her işin bir yöntemi vardır, düşünmenin de bir yöntemi vardır tarzındaydı. Bize her konuşmamızda ya da her bir fikir tartışmasında devamlı olayın en baştan alınması, sonra parçalara bölünerek sebep-sonuç
ilişkisi içinde olayları irdeleyerek ilk önce teşhis konmasını önerirdi. Evet. Ben bu kültürle yetiştim. Sonra önce teşhis koyma, sonra da bu teşhise aynı sistemi takip ederek çare bulma. Peki değerli üstadım, o zaman bu sunumda kullanacağınız analitik düşünme metodunu ekonomide nasıl kullandınız? Evet. Şimdi tabii bunu ben düşündükten sonra öğrencilerime kavramları da daha sadeleştirerek arkalarındaki özellikleri ve manayı da açıklayarak çok iyi bir diyalog geliştirdim. Yani öğrencilerim de gerçekten mutluydular ve konuyu anlamakta artık zorluk çekmiyorlardı. Mesela köy enstitüsünde babamın elinde iç içe geçmiş kartonlar olurdu ve bunların üstünde resimler olurdu. Bana her zaman derdi ki sadece işitsel değil, görsel olarak da sistemi anlatmak istiyorsan yararlan. Ben o zaman üç boyutlu sistemin üzerinde durmadım. Yani aklıma gelmedi ama bu görsel konuda gelişmeler kaydedip öğrencilere kendimi ifade etme imkanını yakaladım. Bundan sonra ayrılıp özel sektöre geçince 1994, 98 ve 2001 krizlerini yaşadık. Bu krizler sırasında oradaki arkadaşlarımın, özel sektördeki arkadaşlarımın istemesi üzerine böyle bir sistemle onlara sunum yapabileceğimi düşündüm. Ve dolayısıyla orada sunumlarımı bu şekilde başladım. Hatta bir ara Başkent Üniversitesi'nde de istek üzerine gidip aynı tip bir sunumu tekrarladım. Değerli üstadım, sanki bu şu anda kullanacağınız materyaller bana üretim faktörlerini temsil ediyor gibi geldi. Bilmiyorum, ben mi yanılıyorum? Evet. Şimdi olay buraya gelince ve aradan yıllar geçtikten sonra ekonomide baktım ki çok büyük tartışmalar var şu anda. Yani birinin ak dediğine biri kara diyor ve dolayısıyla kamuoyu tam bir karmaşa içinde. O zaman bunu daha iyi ortaya nasıl koyarız diye düşündüğüm zaman işte senin dediğin gibi şu materyallerden tekrar yararlanarak, hatta biraz da geliştirerek, çünkü oyuncak sayısı da arttı. Evet. Dolayısıyla bunlarla bir sunum yapmanın ve sebep sonuç için ilişkisi içinde babamın bize öğrettiği tekniği de kullanarak doğru bir neticeye varabilmenin mümkün olup olmadığını düşündüm. Ve bunun yapılabileceğini, asgariden olayları net ve açık olarak hiç bu işten anlamayan bir kişiye bile anlatılacak hale getirebileceğini düşündüm. Evet. Onun için bunları yaptım. Şimdi ekonomiye nasıl uyarladığım konusuna gelince, ekonominin temeli ve varoluş sebebi kıtlık kelimesinden geçer. Tabii. Yani ekonomide kıtlık olmasaydı ya da bir ülkede kıtlık olmasaydı, dünyada kaynaklar kıt olmasaydı, o takdirde zaten ekonomi bilimine gerek kalmaz. Değerli üstadım, çok basit tanımıyla iktisadı biz zaten öyle tanımlamaz mıyız? Kıt olan kaynaklarla sonsuz olan insan ihtiyaçlarını karşılamayla uğraşan bir sosyal bilim dalı. Biz çok, öyle tanımlarız basitçe. Çok güzel. Yani o zaman kıt kaynak deyince önce ne anlarız? Yani kıt kaynak kavramının arkasında ne var? İlk önce onu bir parçalamamız lazım ki ileride doğru bir şekilde yorumu devam ettirebilirim. Bu zaten klasiktir. Yani ekonomistler tabii bunu çok iyi bilir. Bunlara biz üretim unsurları deriz. Üretim unsurları deyince de akla doğa, emek, girişim ruhu ve sermaye gelir. Demek ki biz aslında
şunu mal olarak nitelendirirken, bu malın bu dört tane üretim unsurundan oluştuğunu her zaman göz önünde bulundurmamız lazım. Bu niye önemlidir? Bu önemlidir. Çünkü bunu biz ihraç ediyoruz dediğimiz zaman bu mal gibi göze gözükür, basit bir şey gibi. Ama bunun arkasında emek vardır, doğa vardır. Doğa deyince zaten... Tam madde vesaire. Evet, evet tam madde. İşte toprağın altındaki madenden, doğru, toprağın yetiştirdiği ürünlere kadar her şey anlaşılır. Girişim ruhu zaten söylemeye lüzum yok. Emek deyince insanların beyin ve kas gücüyle yaptıkları işler anlaşılır. Ve nihayet sermaye deyince de bir işin o tarihte en iyi biçimde yapılmasını sağlayacak teknolojinin oluşturduğu bir araçlar topluluğu anlaşılır ki bu sermaye bunun payer ifade edilen kısmıdır. Şimdi bunu bu şekilde söyledikten sonra ileride lazım olmak üzere konuyu burada tamamlıyorum. Peki değerli üstadım, o zaman ben sizin anlattığınızdan şöyle bir sonuç üretiyorum. Kıtlık ekonominin temel tanımı aslında ilk aşamayı oluşturuyor burada, doğru mu? Evet. Değerli üstadım, o zaman gayri safi yurt içi hasılada bir yılda yaratılan çeşitli şekillerde organize olmuş işte sermaye, doğa, emek, rantın bilişim hali olduğunu mu anlamamız lazım evet, biz burada? Çok güzel bir yorum yaptın Şükrü. Bizim anlamamız gereken aslında milli gelir dediğimiz, zaten Şurşalı biz bunu milli gelir torbamız diyelim. Milli gelir torbamızdır. Yani burada bir yılda yaratılan mal ve hizmetler şunlarla birlikte olduğunu varsayabiliriz bunu. Bu torbanın içine. Bunlar çünkü milli gelirin şu gördüğünüz ve bunun içinde burası küçük olduğu için hepsini koyamadık. Her unsur bir yılda yaratılan milli gelirdir ve bu aslında yaratılan mal dediğimiz şeyler de bu dört üretim unsurundan oluşur. Demek ki milli geliri bu şekilde ortaya koyabiliriz. Evet. Peki değerli üstadım, ekonomide yaratılan mal ve hizmetler nasıl dolaşıma giriyorlar? Evet. Çok teşekkür ederim. Bu çok güzel bir soru. Aslında eski çağlarda bu değişimi sağlayacak bir araç yoktu biliyorsunuz. Ne olurdu? Takas yoluyla sistem yürürdü. Ama zamanla artık mal ve hizmet o kadar çeşitlendi ki eski çağlarda bir keçi ver, işte dört teneke buğday al gibi kolaylıkla yürüyebilen, daha kolaylıkla yürüyebilen işlemler artık çok karmaşık hale geldi. Bunun üzerine insanlar bir değişim aracı aradılar ve işte o zaman parayı icat ettiler. Onların ayrıntısına girmeyeceğim, uzun bir öykü ve nihayetinde bugünlere gelindi. Bugün itibariyle bu malların değişimi için gereken onların değişimini sağlayacak kadar paradır. Evet. Evet. Yani bu paralar bu değişimi sağlamaya yeterli olduğu müddetçe ortada herhangi bir sorun yoktur. Yani üstadım, parasal dengeyle mal ve hizmet dengesine çakıştırıyoruz ve bununla işe başlamış oluyoruz. Evet. Evet. Şükrü. Aslında biz buna nakdi akımlarla reel akımlar diyoruz. Evet. Yani bunlar akım dememizin nedeni bu zaten hareketli bir döngüdür. Yani devam değişim olduğu için. Yani burada gördüğünüz şu unsurlar reel akımı teşkil eder. Burada da karşılığında parayla ifade edilebilen her şey de parasal akımı ifade eder. Bunlar dengede olduğu sürece de hiçbir sorun ortaya çıkmaz. Bu açık kapalı ekonomilere göre değişiyor mu üstad bu? Evet, şimdi bu konu bu noktası çok önemlidir. Yani eğer böyle bir analiz yapıyorsak ekonominin açık veya globalleşmiş globalleşen bir ekonomi olması yanında kapalı olan ekonomiyi de bundan ayırmak lazımdır. Çünkü ikisi farklı çalışır. Bu nedenle öncelikle mesela biz kapalı bir ekonominin ne olduğunu
kısaca açıklamamız gerekir. Kapalı bir ekonomide burada görüldüğü gibi şurada, bunu burada göstermeye çalıştık. 1 dolar 10 lira olarak varsayalım. Bu durumda şu oyuncak arabanın ithal fiyatı 10 liradır burada görüldüğü gibi ithal fiyatı. Ancak burada 10 lirada kapalı ekonomide gümrük içerisine girer. Bu şu manaya geliyor. Artık bu araba 20 liradır. Zaten burada da görüyorsunuz. 20 maliyeti 20 liraya maliyeti gelmiş 20 olur. Lira. Evet. Oysa yerli arabanın da fiyatı 10 liradır. Böyle varsaydık. Yani bu 10 lira olmasına karşın dışarıdan ithal gelen mal 20 liradır. Bu durumda içeride herhangi bir rekabet korkusu olmaz. Yani döviz rekabetçi döviz fiyatı burada mevcuttur. Evet. Şükrü Üstad, soruya geçmeden bize işaret geldi. Reklamlara girelim. Peki. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Tabii ki. Hocam tamam. Çok güzel anlatıyordu. Almışız. O arada işareti aldık Üstad'ım. Özür dileyerek. Buyurun efendim. Uğurcan Üstadım, reklamlara girmeden önce tahmin ediyorum ufak da bir aksaklık meydana geldi. Biz isterseniz tekrar kapalı bir ekonomi bölümünden alarak son anlattıklarımızı bir daha tekrarlayarak devam edelim programımıza. Buyurun, söz sizde Üstadım. Teşekkür ederim. Şimdi ekonomilerin açık ya da kapalı olması sonuçlarını değiştirecek diye bahsetmiştim. Burada önce bir kapalı ekonomi modelini ele alalım. Burada gördüğünüz gibi 1 dolar 10 lira olduğunu kabul ederim. Bu ekonomide, kapalı ekonomide. Bu durumda şu aracın fiyatını da ya da oyuncağın fiyatını da gene 10 lira olarak alalım. Yani 1 dolar. Eğer bu ekonomi kapalıysa gümrük araba 10 lirada gümrük duvarı varsa maliyeti bu oyuncağı 20 liradır. Yerli aynı tip, aynı kalite yerli aracında aynı şekilde 10 lira olduğunu kabul ederim. Burada gördüğünüz gibi gümrük içerideki aracın rekabet gücünü arttırmış ve iç piyasada daha iyi imkanla satılmasını temin etmiş olur. Yani iç piyasadaki ürettiğimiz aracı burada aslında korumuş oluyoruz. Evet. Çünkü bu 10 zaten 20 lirayken bu 10 lira olduğuna göre arada çok fark var. İkisinde aynı kalite olduğunu varsayacak olursak bu durumda içerideki aracın büyük ölçüde tercih edileceği açıktır. Peki değerli üstadım. Şimdi bu parasal akımların başlangıçtaki dengesini koruma modeline dayalı. Peki, biz kapalı bir ekonomiyi gene esas alıp nakit akımlarımızda bir artış olması halinde bunun nedeni ve etkileri neler olabilir şimdi burada? Evet. Teşekkür ederim bu soru için. Eğer şu veya bu biçimde piyasadaki dengedeki satın alma gücünü, ki buna bu para da ifade edilir, arttıracak olursak, diyelim ki ikiye katladık. Bu neden katlarız? Bunun çok çeşitli sebebi vardır. Açık bütçe politikası uygularız. Çok büyük bayındırlık harcamalarına gireriz. Bütçeyi aşarak tabii ki. Veyahut da çeşitli şekilde harcamalar yaparız. Bu durumda tabii ki bu ilave bütçenin dışındaki ilave nakit akışları
piyasadaki piyasaya talep olarak çıkar. İşte o zaman meşhur arz ve talep dengesi oluşur. Arz ve talep dengesinde, ki bir papağana sormuşlar zaten ekonomi nedir deyince, o ilk başta arz ve taleptir demiş. Yani bu o kadar bilinen bir konudur ki arz ve talebin birbirine uyumlu olmaması halinde, özellikle böyle bir ekonomide kısa dönemde mal arzı arttırılamayacağı için, bu ilave nakit akışı piyasaya çıktığı an bu malların fiyatı yükselir. Zaten bu iyi bilinen bir konudur. Yani enflasyon olur. Evet, bunun da adına biz enflasyon diyoruz. Yani enflasyon tarifimiz, daha önce Şükrü'nün de belirttiği gibi, nakit akımlarla reel akımlar arasında nakit akımlar lehine olan fazlalıktır. Yani burada iki kat koyduğumuzu, bunun da tabii ki tesirinin %100 olması mümkün değil ya da hemen önce ince bir hesapla yapılması. Ancak bunun da tesirinin %100 olduğunu kabul edersek, bu makina diyelim ki 50 liraysa 100 lira olur. Demek ki burada bir şişme olur. Zaten enflasyon şişme demektir. Yani fiyatlar şişer. Değişen bir şey yoktur. Bu buradaki sisteme ekonominin ayak uydurmasıdır aslında bu. Peki değerli üstadım, nakit akımlarının, yani parasal arzın reel akımları aşması durumunda ortaya çıkan bu enflasyonu nasıl kontrol altına alırız? Evet. Şimdi bunu kontrol altına almamız çok açık. Bir, zaten gayet basit. Arzı arttırırsın. Yani arzı talep seviyesine çıkartırsın. Ama burada bu imkanımızın olmadığını düşünüyoruz. Çünkü kısa dönemde kaynaklar kıt olduğu için, mesela gelişmekte olan ülkelerde sermaye de kıttır zaten. Dolayısıyla hani emek vesaire olsa da bu organizasyon bütünüyle sağlanmadığı müddetçe mal ve hizmet arttırılamaz. Bu durumda yapacağımız şey piyasadaki paranın bir kısmını harcamanın dışına çıkarmaktır. Peki nasıl olur harcamanın dışına çıkar? O da şöyle, elimizde bir silah vardır. Bu silah faizdir. Faizdir. Şuraya koyayım. Şimdi enflasyonun %100 olduğunu kabul ediyoruz. Onu da şöyle koyayım. Enflasyon %100. Faiz %125. Demek ki eğer insanları tüketimden vazgeçip sistemi eşitlemek istiyorsak, sıkı para politikası yanında, yani vergileri de arttırabiliriz, gönüllü tasarrufları arttırabiliriz ki bu bir gönüllü tasarruftur o durumda. Yani satın alma gücünü sistemin dışına çıkartmamız lazım. Şimdi burada sırf gönüllü tasarruflara yönelik olarak nasıl olur da insanları buna razı ederiz derseniz, enflasyonun üstünde faiz vermek zorundayız kapalı bir ekonomide. Evet. Böylece insanlar gidip mal alma yarışına girmeyecekler. Ya 25 puan iyi bir rakam deyip para kazanmanın yoluna gidip tüketimlerini erteleyecekler. Zaten faiz tüketimi ertelemenin bedelidir. Yani piyasaya fazla çıkan veya fazla olan o parasal akım dediğimiz rakamı bir şekilde o piyasadan çekmemiz lazım. Çünkü kesinlikle karşılığında olan mal ve hizmeti biz sağlayamıyoruz. Çünkü kesinlikle kapasitemiz veya bir şekilde ona ulaşmamız mümkün olmuyor. O zaman onların fiyatları artmış oluyor. Onu çok engellemenin doğru yönü de bu ancak. Ancak bu. Şimdi demek ki olayın noktası burada görüldüğü gibi, ancak faizle, tabii bu gönüllü tasarruflar için, yoksa devlet vergi koyarak falan da şeyden, bizim ekonomiden bu nakdi çekebilir. Peki değerli üstadım, yüksek enflasyon ve faiz hadleri olan bir ekonomide biz serbest kambiyo rejimine geçerek mal ve sermaye hareketlerini serbestleştirip
Yani gümrük duvarlarını kaldırmak doğru bir çözüm müdür? Şimdi bu şarta bağlıdır. Şart nedir? %100 enflasyon sırasında gümrüğü kaldırdığımızı düşünelim. Yani artık ekonomi serbest ekonomi haline geldi. %100 enflasyon olduğuna göre dikkat ederseniz biz burası şişti, burası şişti. Biz burada herhangi bir şişkinlik yapmadık. Yani bir dolar hala 10 lira. Bunlar şişmesine rağmen kurlar aynı kaldı. Ama neyle korunuyoruz? Allah'tan ki gümrükle korunuyoruz. Bu 20 lira oldu. Ama artık araba da %100 fiyatı arttığına göre o da 20 lira oldu. Demek ki artık şimdi İtalya yerli eşitlendi. Yani varsayımımız böyle olsun. Yani bu aşağı olabilir, yukarı olabilir ama burada eşitlendiğini varsayıyoruz. Eğer bu durumda kur ayarlaması yapmadan dolayısıyla enflasyona kur arasında bir paralellik sağlamadan açılırsak bakın olay ne olur? Gümrüğü aradan çektik. Tabii bu durumda ithal arabanın fiyatı 10 liraya düştü. Bizde ne kadar? 20 lira. 20 lira. Evet. Bu açık biçimde göstermektedir ki rekabetçi kurun mutlaka bu ayarlamayla elde edilmesi lazım. Enflasyon ne kadar artarsa aynı uygulamanın yani mal ve hizmetlerdeki artışın rekabetçi bir sistem yakalandıktan sonra bu şekilde devam ettirilmesi lazım. Hiçbir şekilde geri bırakılmaması lazım. Yani bu durumda şöyle olması lazım. 1 dolar 20 lira. Burada da bir değişiklik tabii, yaptım. Burada bir değişiklik yaptım. O zaman bu tabii ki 20 lira olur. Bu da tabii ki 20 lira olur. Yine eşitlenmiş olur. Değerli üstadım, o zaman ben biraz 2001 yılına dönmek isterim. Biliyorsunuz orada ciddi bir kriz yaşadık. Ve Kemal Derviş'in başkanlığında bir model uygulandı. Ve o modelle Türkiye'nin özellikle bütçe açığı veya iç açığımız, o dönemki bankacılık sistemindeki problemler çözülme yoluna gidildi. Ve o dönemde kurlara yönelik de bir çalışma yapıldı. O dönemde yapılan çalışma doğru muydu veya o çalışmanın bizi getirdiği nokta neresi oldu? Müsaade ederseniz oradan başlayarak gelelim şimdi. Evet, şimdi oraya girmeden önce hemen şurada gümrük duvarları %100 enflasyon sırasında kaldırılırsa ne olur gördük. Evet. Yani dedik, yani orada bir ayarlama yapmadan, yani devalüasyon ve bizim kur artışı dediğimiz sistemi sağlamadan herhangi bir şekilde gümrük kaldırılırsa rekabet imkanı kalmadığını gördük. Peki hadisenin temeli neydi? Türkiye'de nasıl oldu? Evet. 1986 ve 1989 yıllarında Türkiye dışa açılma çalışmaları yaptı. O sırada enflasyon %100 değildi ama %70'ler civarında. Doğru, yüksekti o. Evet. Böyle bir devalüasyon yapılmadan Türkiye dışarı açıldı. Bu ne demektir? Artık kur rekabetini o sırada sağlamadan sistemi dışarıya açtık. Yani biraz globalleştik. Mağlupken başladık. Aynen. Yani ben bunun önemli bir hata olduğunu düşünüyorum. Kur rekabeti sağlanmadan dışarıya açılmanız tamamen sistemin işlemez hale getirir. Biraz sonra ondan bahsedeceğiz. Şimdi bu aşamadan sonra sorun neydi? Kemal Derviş'in tamam. Ki buradan evet. Da dalgalı kura geleceğiz. Evet, oradan da dalgalı kura geçelim. Şimdi bu işler böyle yürürken Türkiye'de devamlı bütçe açıkları verildi. Biz buna iç açık diyoruz. Evet. O kadar çok iç açık
söz konusu oldu ki Türkiye'de enflasyon %125'leri buldu. O sırada Fisher Türkiye'ye bir model sundu. Bu modelin aslını mutlaka bu tartışma programında görmek lazım. Fisher'ın ortaya koyduğu sistemde döviz kuru serbest, döviz kuru kontrol altında, faizler serbestti. Çıpalı kur diye bir tanımlaması evet, da yani var. Yani sonuç olarak faizler serbestti. O sırada zaten enflasyon çok yüksekti. Faizler serbest diye ilan edilince ve aynı şekilde uygulamada Merkez Bankası'na sana ne kadar döviz gelirse al, ne kadar Türk lirası gelirse döviz ver. 7 numaralı slaytı da bu arada yönetmen arkadaşımızdan rica edersek, orada enflasyon oranları da var değerli üstad. Evet. O yıllarda evet, evet. Buyurun üstad. Şimdi Merkez Bankası o sırada bu yüksek faiz dolayısıyla gelen kısa sermayeli, kısa dönemli sermayeyi, yani sıcak parayı kullanarak faizleri büyük ölçüde aşağı çekti. Çünkü bu piyasaya Merkez Bankası'na gitti. Onun karşısında TL çıktı. Tabii TL ülkede bollaşınca faizler aşağı indi. Ben hatırlıyorum %125'ten %27'lere, %28'lere kadar gerilemiştir. Ancak bu hızlı değişim bu sıcak para sahiplerinde özellikle çok dikkatli davranmaya etti. Ve bunun neticesinde de bir kitabın bahane edilmesiyle krizin, bu sermaye hızla sistem gereği elindeki Türk liraları götürüp döviz aldı. Bu durumda ne oldu? Sonuç gayet açık. Piyasada Türk lirası kalmadı. Gecelik %7.000. Çok doğru. Belki 10.000'lere varan gecelik faizler oldu. Yani bu bir hafta 10 gün kadar sürdü çünkü meselenin tartışılması, sistemden ayrılması ve o zaman çok yüksek faizlerle karşılaştık. Çünkü piyasada sistem gereği para kalmamıştır, nakit kalmamıştır. Ve nakit ihtiyacı olanlar da tabii yüksek faiz ödemek zorunda kaldılar. Şimdi bu sistem tutmadı tabii. Bu sistem tutmadı ve Kemal Derviş geldi. Şimdi Kemal Derviş gelince bir baktı ki ortada hakikaten büyük bir sıkıntı var. Kendi programını ilan edecek ama en büyük sıkıntının iç açık olduğunu fark etti. Yani bütçe çok korkunç miktarda açık veriyordu. Bu da müthiş enflasyon yaratıyordu. Hakikaten zor bir durumdu. Çözümü çok zor bir durumdu. Buna çözüm bulabilmek için şöyle bir şey yaptı. Dedi ki devlete nasıl ben ilave gelir kazandırabilirim? Çok zorunlu olarak. İlave devletin gelir kazanması için yüksek vergi toplaması lazım. Bu da ne ister? Piyasada daha çok mal hareketi, daha çok satış ve daha yüksek kazançlar ister. Bunu sağlamak için de dalgalı kur rejimi devreye girdi. Dalgalı kurla birlikte Kemal Derviş'in tahmin ettiği gibi çok yüksek seviyelerden daha sonra yapılan enflasyon hedeflemesi sistemiyle ülkeye kur garantisi demeyeceğim doğrudan ama kurun aslında garanti olacağı bir sistem gelişti. Peki bunun ne önemi var? Yani niye böyle bir sistem gerekiyor? Çünkü sıcak paranın iki özelliği vardır. Bir, yüksek faize gelir. O yetmez. İkincisi de döndüğü zaman sağlam bir döviz kuru ister. Yani sattığına yakın ya da sattığının altında. Hakikaten de böyle oldu.
hızlı bir şeye geldik. O sistem orada sanıyorum gözüküyor. Evet. Değil mi? Değerli üstadım, bu anlattığınıza hemen şöyle bir soruyla devam etmek isterim. Globalleşme adı verilen sermaye ve mal hareketlerinin serbestleştirilmesi halinde bu şekilde, bunun ekonomik sonuçları ne oluyor peki? Evet. Şimdi malların serbestleştirmesinden bahsediyoruz. Malların serbestleştirilmesi halinde çok açık, zaten burada yaptığımız tabloda gördük ki artık ülkeye her cins mal gümrüksüz girer hale geliyor. Gümrüksüz girmesi ne demek? Sonuçta Türkiye'de üretilen mallarla rekabet edebilecek kapasitede yabancı mallar raflara giriyor. Şimdi mesela çok açık örnek verelim. Şu anda bu otomobili yapan, ki ben buna ekseriye otomobilin durumu biraz özeldir, üzerinde vergiler vardır ama bunu oyuncak olarak kabul edin yine. Bu durumda bu oyuncak dışarıdan gelen ithal oyuncakla rekabet edemez. Çünkü bu ona göre yarı yarı ucuz olduğunu varsaydık. Şimdi peki o zaman hiçbir bir şey yapılamaz. O zaman şu yapılmaya başlandı. Bu arabanın sadece tekerleri ayrılarak ya da içindeki maksimum çok az bir parça yerli temininde kullanılarak sağlanarak dışarıdan parça ithal etme yoluna gidildi. Çünkü dışarıdan gelecek parça da daha ucuzdu. Yani firmalar artık gittikçe Türkiye'de katma değer yaratan unsurları, üretim unsurlarını ilk başta söylediğimiz, dışarıya doğru iterek yapıyı değiştirmeye başladılar. Yaptıkları hadise mümkün olduğu kadar arabanın neredeyse bütününü getirse de olur ama küçük artık katma değerli imalatlara geçtiler. Yani yan sanayiyi yavaş yavaş yok etmeye başladı. Yani doğru bunun sonucu olarak tabii ki yan sanayi ya çok zayıfladı ya da ortadan kalkar hale geldi. Bu neyi getirir peşinde? İstihdam düştü. Yani işsizlik arttı. Her ne kadar bunu hükümet yüksek inşaatlarla büyük ölçüde önlemeye çalıştıysa da şu bir gerçektir. Sanayide istihdam gittikçe azalır hale gelmiştir. Model değişmiştir. Yani iş adamı da buna alıştı. Çünkü nihayet iş insanları, yani bu işi organize edenler burada bir imkan yakaladılar. Hayır, bunu yerli parçayla yakalamadılar ama haklı olarak dış parçayla yakaladılar. Çünkü öbür türlü hiç rekabet etme imkanları olmayacaktı. Hem Türkiye'de olmayacaktı hem de yurt dışında hiç olmayacaktı. Dolayısıyla haklı bir uygulama yaparak bunun ucuz parçalarını dışarıdan ucuz fiyata getirerek bu imalata gitmeye yoluna başladılar. Bu çoğu sektörde de böyle midir üstad? Örneğin mesela tekstil sektörü de otomotiv değil gibi böyle etkilenir mi bundan? Tabii biz burada mukayeseli üstünlükler diyoruz. Evet, evet. Yani bütün dünyada belli devletlerin mukayeseli üstünlükleri vardır belli konularda. Zaten ticaretin olmasındaki gaye budur yani. Doğru. Ben mukayeseli üstlükte ağırlık sağlarım. Karşı tarafta kendi mukayeseli üstünde daha verimli çalışır. Mesela atıyorum Arjantin'de et ucuzdur. Neden? Çünkü orada büyük yaylalar vardır. Ve onlar zaten kendi kendilerine yayılırlar. Ve sonunda ortaya rekabet imkanı olan bir hayvan çıkar. Yani evet, ucuza mal ederler. Evet değerli üstadım, bu arada yönetmenimizden işaret geldi. Reklam arası vereceğiz. Kaldığımız yerden sonra devam edeceğiz. Evet, reklamlar.
reklam arası vermiştik. Buyurun üstadım. Şimdi değerli üstadım, sanki bu anlattığınızdan şöyle bir sonuç çıkıyor. Yani bir teşhis koymuş olalım. Bu durumda Türk ekonomisindeki hastalığın teşhisi dersek, açık ve net olarak toplumun ürettiğinden daha fazlasını tüketmesi olarak anlayabilir miyiz bunu? Tabii ki, yani işin temeline baktığımız zaman eğer bir yerde enflasyon varsa bu nakdi akımların reel akımlardan fazla olduğunu göstermektedir. Bu açık bir konu. Bu durumda eğer biz sisteme müdahale eder, biraz sonra bu enflasyon hedeflemesini anlatacağım ve dışarıdan borç alarak, bu da ithalat torbası, içinde yine mallar var ve dışarıdan da borç alarak mal ithal edip bu farkı kapatırsak, yani bu durumda mal arzını, yani reel akımları biz nakdi akımlara eşitleme yolu seçmişizdir. Ama kendi ürettiğimiz değil. Hem ithalat hem de borç. Tabii borç geliyor zaten. Borç da ithalata gidiyor. Evet. Yani sonuç olarak bu durumda şu torba devreye girer ve enflasyon aşağı iner. Yani burada enflasyon hedeflemesi dediğimiz sistem, biraz sonra onu daha açık göreceğiz, dışarıdan bu ithalatın gelmesini sağlayan ve bu nedenle enflasyonu düşüren bir sistemdir. Değerli üstadım, 16 nolu slaytı müsaade ederseniz burada hemen devreye sokmuş olalım. Orada da değerli izleyicilerimiz 16 nolu slaytta belki tam okunmuyor rakamlar ama bir şeyi göreceğiz orada. Yıllık enflasyon oranının özellikle 2001 yılından sonra %73.2'den 26'ya, 16'ya ve daha sonra 9'lu, 8'li, hatta 2010 yılında 4.10'da 9'a kadar indiği görülür. Evet. Ama aynı dönemlerde cari açıklara baktığımız zaman, evet, değerli üstadım, böyle bir slide var. Son sütunda orada da işin değiştiğini görürüz. Bir de 5 nolu slaytı gösterirsek lütfen. 5 nolu slaytımızda da evet, yönetmen arkadaşımızdan rica ederim 5 nolu slaytı. Bakın değerli üstadım, 1990-2000'li yıllardan başlayıp 2010-2013'e kadar ok gibi giden bir cari açıkla karşı karşıya kalıyoruz. Yani bu dönemde doğru enflasyonu baskılamışız ama bunun yanında cari açığımız yukarıya doğru gidiyor. Peki şunu koyalım mı? Bu, evet üstadım. O da 15 nolu. Evet, bir de 15 nolu slaytı koyalım lütfen. Evet. Burada sarı ile gösterilen aslında cari açıktır. Dikkat ederseniz cari açık hızla yukarı gitmiş. Yani Türkiye dışarıdan bol miktarda mal ithal etmiş. Tabii bu ithalat piyasaya girerek gerekli talebi karşılayacak ortamı yaratmış ve nakdi akımlarla reel akımları mümkün olduğu kadar eşitleştirmiş ve bunun neticesi de enflasyon düşmüş. Ama üstadım, ortalama dolar kuru ve yıllık enflasyon oranı da aşağıya gelmiş bu sefer. Tabii. Türk lirası da değerlenmiş yani o arada. Tabii. Biz de zenginleşmişiz. Zaten sistemin en mahsurlu yanlarından birisi, böyle bir sistem uygulanırken içeriye bol dolar gelmesi ve dolayısıyla dolar cinsinden gelen malların artık Türkiye'de rekabet edemeyeceğimiz tarzda ucuzlamasıdır. Ve bu da zaten cari açığa neden olur aynı zamanda. Peki değerli üstadım, dış ülkelerden yapılan borçlanmayla ithal edilen ürünlerin düşük maliyetinin üretim unsurları üzerindeki etkisi ne oluyor peki? Şimdi evet, bu da önemli bir konu bence. Evet. Dışarıdan tabii mal gelirse o takdirde bizim yaptığımız onların
malın üretimini oluşturan üretim unsurlarına aktarma yapmamız, milli gelirimizi aktarmamız manasına geliyor. Daha açıkçası biraz önce şundan örnek vermiştim. Bu aslında sermaye, emek, girişim ruhu ve doğanın birleşimidir demiştim. Bu aynı şekilde dışarıdaki mallar için de söz konusu. Demek ki biz dışarıdan mal ithal ediyorsak bu unsurlara gelirimizi aktarıyoruz demektir. Ne pahasına? Bizde işsizlik varken bu işsizliğin artması pahasına. Peki bunun nedeni ne? Bunun nedeni sadece ve sadece rekabet edemememiz. Temelinde de yatan şu kadar enflasyon olmasına rağmen kur ayarlamasının bunun altında kalması. Şimdi burada biraz önce gördüğümüz tabloda neyi gördük? Cari açık arttıkça enflasyon ve düşüyor. Kur aşağıda. Evet. Tabii. Buyurun. İşte burada olduğu gibi. Şimdi demek ki biz cari açığı borçlanarak yapıyoruz ve çok yüksekte borçlandığımız için biraz önce söylediğim gibi üstadım bu tabloda enflasyon aşağıya. Doğru. Şöyle bir yorum yapabilir miyiz? Dışarıdan bize para gönderen insanlar kendi ülkelerinde ürettikleri malları da bize satıyorlar. Doğru mu? Evet. Evet. Yani biz aslında ve enflasyon da yarattırmıyor ülkede. Tabii. Biz buna ekonomide başkasının tasarrufunu kullanmak diyoruz. Evet. Yani Türkiye'ye başkasının tasarrufu giriyor. Kendi tasarrufu miktarımız sıfır değil, negatif. Evet. Burada şimdi senin teşhisine gelecek olursak, son derece doğru bir teşhis. Aslında Türk halkı şu malları üretmiş olmasına rağmen, yani şuradaki malları üretmiş olmasına rağmen, şu da dahil, bunun üstüne bunu da sisteminde kullanmaya başlayarak aslında hak etmediği bir şekilde tüketim yapıyor. Değerli üstadım, 8 nolu tabloyu da görebilir miyiz lütfen? Yönetmen arkadaşımızdan onu da rica edelim. Bakın bu yıllarda kişi başına düşen gelirde ne olmuş değerli üstadım? Bakın gayri safi yurt içi hasılada kişi başına düşen yıllara göre ABD doları cinsinden rakam. O kadar cari açık verdik. O kadar ithalat yaptık. Ama kişi başına düşen gelir 2001 yılında 3021 dolarken üstadım 2011 yılında 10.489 dolara çıkmış. Niye? Çünkü doları da baskıladık. Sonuçta dolar bazında aslında belki bu kadar rakam olmaması gerekirken sonuçta çıkan tabloda da kişi başına düşen gelirin arttığı bir tabloyla da karşılaşmışız o yıllarda. Evet. Evet, bunu da bu tabloda görmüş olduk. Evet, evet. Şimdi burada söylenmesi gereken en önemli noktalardan biri büyüme meselesidir. Şimdi büyüme aslında çok açık şuradaki torbayı büyütmektir. Doğru. Milli geliri. Milli geliri. Yani yurt içi gayri safi hasılayı büyütmektir. Ülke içinde üretim yapmak. Tabii. Ama sonuç olarak şu gelen milli hesap ve milli gelir hesaplarına girmemesi gerekir. Ama olay artık o kadar karmaşık hale gelmiştir ki biz herhangi bir malı ürettiğimiz zaman mesela yine aynı şeyi söyleyelim bir çamaşır makinesini bunu ara malı olarak dışarıdan ithal edersek bunun şeylerini, parçalarını o takdirde gayet açık biçimde bu yerli imalat gibi görülse de bu imalatın çok büyük bir kısmı ithaldir. Fakat kendisi yerli olarak gözüktüğü için milli gelirde adeta bunu bu esas alınarak büyümüş gibi görünürüz. O zaman değerli üstadım şöyle bir yorumda yapabilir miyiz? 2002-2013 yılları arasında ihracata bakıldığı zaman
30 küsür milyar dolarlardan 120 küsür milyar dolarlara çıkmış bir ihracat rakamı var. Peki bu verimlilik artışından gelen bir ihracat rakamı mı, yoksa sizin az önce bahsettiğiniz türde bir ihracat rakamı mı? Ne dersiniz bu konuda? Bu çok güzel bir soru. Bunun için teşekkür ediyorum. Şimdi biraz önce söylediğim gibi gerçek manada ihracat mümkün olduğu kadar %100 katma değer taşıyan ürünlerle olur. Yani ihracat dediğimiz zaman o üretim unsurlarını dışarıya göndermemiz lazım. Emeği göndermemiz lazım, sermayeyi göndermemiz lazım, iş adamının organizasyonunu göndermemiz lazım ve kendi doğamızı, doğa parçasını, madenimizi, toprakta ürettiklerimizi göndermemiz lazım birleştirerek. Oysa bu sistemde daha önce de anlattığım gibi artık ara mallar tamamen dışarıdan gelmektedir. Ara mallar dışarıdan geldiği için çok küçük katma değerle dışarı ürün satar hale gelmekteyiz. Bu nereden gelmektedir? Bu işte baştan itibaren yapılan hataların sonucu olarak doğmuştur. Çünkü sanayi sistem değiştirmiştir artık. Katma değerini içeriden almamakta, dışarıdan ithal etmektedir. Fakat dediğim gibi bunu mecburiyetten yapmaktadır. Rekabet gücünü tamamen kaybetmiş durumda. O zaman üstadım şöyle bir ad verebilir miyiz buna? Türkiye o yıllarda ithalata dayalı bir büyüme modeli sergilemiş. Bilmiyorum bu cümle doğru olur mu? Şimdi veya şöyle, ithalata dayalı bir ihracat yapmış. Tabii şimdi biraz önceki sorunla birleştirecek olursak, eğer küçük bir katma değerle ihracat yapılıyorsa, onu diyelim çok çok yukarılara çeksen dahi, yani rakamlar çok artsa dahi, gerçek ihracata göre katma değerleriyle mukayese edecek olursak, yani hepsinin aslında Türkiye'nin katma değeri unsurlarıyla yapıldığını düşünecek olursak, o malla bu mal aynı miktarda görülmektedir. Şöyle söyleyeyim, belki güzel bir örnek olabilir. Bir lokomotif var. Bu lokomotifin arkasında da 6 tane vagon var. Bu 6 vagon, yani dışarı gittiği varsayılan lokomotif adedidir. Yani ne kadar lokomotif gittiği verdiğin örnektir. Ama buna karşılık arkadaki vagonların olması veya olmamasının hiç önemi yoktur. Yani katma değer nazara alınmaz ihracatta. Bu durumda sadece küçük, mesela söyleyelim, diyelim ki şu aracın sadece tekerlerini satıp alıp araca takarak satan bir kişi çok küçük katma değer yaratmasına rağmen bu arabanın bütün değeri ihraç edilmiş gibi olur. Evet. Ve burada da tabii şöyle bir şey daha var. Bu yeri gelmişken bunu da belirtmek isterim. Şimdi bazı görüşler var. Ya aslında doların değerini niye rekabetçi hale getirmek için uğraşıyorsunuz? Evet. Yükseltiyorsunuz falan. Çünkü zaten bunun 90'ı, %90'ı ithal mallarla yapılıyor. Ama şimdi hadiseyi biz süreç olarak aldığımız zaman görüyoruz ki ekonomi zaten bu hale taşınmıştır. Yani bu gerçek durum değildir. Yanlış ekonomi politikasının bir sonucu olarak doğmuştur. Burada önemli olan nokta gerçek manada katma değerin arttırılmasıdır. Katma değerin arttırılmazsa tabii ki dışarıdan içeriye ya da malın bünyesine rekabet sağlayan yabancı ülkelerde üretilmiş ara malları girer. Evet. Bunu eğer sistemi tersine çevirip Türk lirasına rekabet gücü kazandırılırsa bu takdirde sistem yavaş yavaş değişecektir. Çünkü o zaman Türk lirasında yan sanayiciler daha iyi fiyat vereceklerdir. Ve dolar cinsi daha uygun fiyat vereceklerdir. Ve o zaman mecburen buraya dönülecektir. Şimdi bundan mesela şikayetçi olmayan işverenler de vardır. Yani niye zırpırt arttırıyorsunuz da diyebilirler. Bunun nedeni çünkü sistem yerine oturmuştur. Dışarıdan mal geliyor, yapılıyor, gidiyor. Kârda da bir şey yok ama katma değer yok. Evet. Çok doğru. Evet. Değerli üstadım, o zaman
Ben çok can alıcı bir soru sorayım burada. Enflasyonun piyasaya sürülen borçlanma sonucu oluşan ithal mallar olduğu düşünülecek olursa bu durum sürdürülebilir mi? Enflasyonu biz bunlarla baskıladık. Çok doğru. Şimdi yani peki, biz dışarıdan gelen ithal mallarıyla aslında bunlar gelmeseydi enflasyon yukarılara çıkacaktı. Bu mallar gelip piyasaya çıktı ve neyi karşıladı? Talebi karşıladı. Bu devam eder mi peki üstad? Ettirilebilir böyle, mi? Böyle bir şeye imkan var mı? Diyelim ki dışarıdan borç aldık. Devamlı borç aldık. Bununla da gidip devamlı bir mal ithal ettik. Şimdi o zaman borcumuz diyelim ki 2002'lerde 115 milyar dolar civarındayken bugün 450 milyar dolara çıkmıştır. Ve kendi çapındaki ülkeler içinde de yanılmıyorsam birinci sıradayız. Şimdi böyle bir ülkeye artık eski faizle veya bütünüyle insanlar borç vermek ister. Kendimizden değer biçelim. Yani bakarsak anlarız zaten. CDS zaten budur. Evet. Yani CDS'te de yine dünyada yani en kötü iki ülkeden biriyiz. Dolayısıyla çok açık ve nettir ki bu sürdürülemez bir politikadır. Yani sürdürülemeyecek de seviyeye aslında Türkiye'de gelmiştir. Çünkü diyelim ki işte düşük yüksek faiz düşük kur sistemi uygulanarak bu sistem buraya gelirken kurun artık daha faizin çok daha yükseğe çıkartılması talep edilir. Yani sıcak para, evet ben gelirim sana para getiririm sen de gidersin bu borçlanmayla ithal malları ülkeye getirip enflasyonu baskılarsın, önlersin demek bu geçici bir çözümdür ve dolayısıyla sürdürülmesi mümkün değildir. Peki değerli üstadım, o zaman dalgalı kur uygulamasında faizin yüksek, dolar kurunun da düşük tutulması halinde gerek açık ekonomide gerek kapalı ekonomide ne tür farklar çıkar o zaman? Burada en önemli fark şudur. Zaten enflasyon hedeflemesi de onu yapmıştır. Faizin yüksek tutulması halinde tabii ki eğer biraz önce söylediğim gibi arkasından dövizin de belirli ölçüde garantiye alınması uzun dönemli. Böyle bir imkan sunulması halinde içeriye büyük miktarda sıcak para akar ve döviz fiyatı düştüğü için rekabet imkanımızı ortadan kaldırır. Ve biraz önce söylediğim gibi zaten bunlar olmuştur. Ve bu her seferde borç arttıkça daha yüksek faiz talebi olur. Çünkü artık kredibilite gittikçe azalmaktadır. Evet. O zaman üstadım, kur dalgalı olduğuna göre ekonomide belli noktada TL'nin rekabet gücü kazanması mümkün değil midir? Evet, şimdi dalgalı kura girerken biraz önce söylediğim gibi zaten olaya yenik başlamış oluyoruz. Çünkü ekonominin dışa açılması yüksek enflasyon seviyesinde yapılmıştır. Zaten o sırada rekabet gücümüz kaybedilmiştir. Evet. Bunun yanında sıcak paranın gelmesiyle de ortada yığılmasıyla da dolar ucuzladığı için ithal malları da ucuzlar. Evet. Yani bol dolar Türk lirasına karşı böyle bir sonuç yaratır ve dolayısıyla bu malların fiyatı daha ucuz olacağı için de yerli sanayi bunlarla rekabet edemez. Baştan beri söylediğimiz budur. Eğer biz bir kur ayarlaması veya devalüasyonla sistemi işler hale getirmezsek, yani bunlardaki şişkinliği kurlarda da sağlamazsak, buradaki şişkinliği sonuçta devamlı borç almak zorunda kalırız ve bunun da sonu vardır. Evet üstad. Demek ki bir yol zaten düşük faiz yüksek kurdur. Bir yolda yüksek faiz düşük kurdur. Türkiye
yüksek faiz, düşük kuru deneyerek bol miktarda şimdiye kadar borçla enflasyonu ertelemiştir aslında. Yani biz aslında değerli üstadım hem enflasyonu hem de kuru bastırmışız. Evet. Çok güzel. Hem kuru bastırdık hem de şeyi bastırdık. Enflasyonu, evet. Enflasyonu bastırdık. Bu da cari açığı artmasın. Çok özür diyerek tekrar gelen yönetimden gelen reklamlara geçelim. Reklamdan sonra kaldığımız yerden devam tamam. edelim. Evet değerli üstadım, söz sizin, buyurun. Teşekkürler, sağolun. Sağ şimdi değerli üstadım, yaklaşık 3-4 aydır Türkiye'de uygulanmaya çalışılan bir politika var. Şimdi siz de zaten bu işin ancak kurun rekabet edebilir bir noktaya gelmesiyle, ihracatın artmasıyla, ona bağlı büyümenin ve istihdamın sağlanmasıyla mümkün olabileceğini dile getiriyorsunuz. Ama buradaki en yoğun eleştiriler hep faiz politikası üzerine oluyor. Deniyor ki doğrudur, böyle bir şey uygulanabilir ama gömleğin ilk düğmesi zaten yanlış iliklendi. Bundan sonra da bu yanlış gider. Nedeni de şu, burada yapılması gereken ilk şey faizin enflasyonun üzerinde belirlendiği bir süreçle başlanmasıydı. Siz bunu açık ve kapalı ekonomi olarak ele aldığınız zaman bu doğru mu? Veya siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Evet. Şimdi bu kapalı ekonomiyi tartışırken enflasyon ve faiz üzerinde durmuştum. Sıkı para politikası uygulanarak talebin azaltılması gerektiğini söylerken burada en önemli silahımız faiz hatleriydi. Yani yüksek faiz hatleri enflasyona göre kişiler için cazip olacağı olması nedeniyle ülkede tüketimin azalacağı, bundan bunların tasarrufa gideceği ve nakit akımının reel akımlara mümkün olduğu kadar paralel hale geleceğini savunmuştuk. Burada hiçbir sıkıntı yok. Evet. Bu bir gerçektir. Ancak ekonomi açık hale gelince biz şunu gayet iyi biliyoruz ki yüksek bir faiz sıcak paranın vazgeçilmez unsurudur. Yahut da kendi ülkesine göre yüksek. Tabii burada risk birimi falan da hesaplanacaktır. Dolayısıyla faizin artması sıcak paranın ülkeye girmesi manasına gelir. Döviz kurunun da tabii açık ekonomide böyle. Evet. Yani açık ekonomide yüksek faiz uygulanması halinde tabii Türk vatandaşları, onlar da belki enflasyonun düşmesine katkıda bulunacaklardır ama esas olarak peki sıcak paranın girmesini ne yaptığını da biraz önce anlattık. Ne sonuç verdiğini. O da ithal mal cenneti oluyor. Tabii ithal mal cenneti oluyor. Çünkü ithalat ucuzluyor. Yani rekabet edemez hale zaten geliyor ve ekonomi kendini toparlayamıyor ve bu dalgalı kur adı altında devamlı bir döngüye giriyor. Yani bir gidiyor, geliyor. Geldikten sonra yüksek faiz alıyor. Tabii faiz yüksekten aşağı doğru inerken cazip olmadığı için çıkıyor. Baş başa bırakıyor. Tekrar faiz arttırımı gerekiyor. Tekrar sıcak paranın gelmesi söz konusu oluyor. Bu durumda yüksek faiz bu ekonomilerde eğer sıcak para istemiyorsanız ki dediğim gibi bunun bir sonu vardır, sürdürülemez. O takdirde yüksek bir faiz uygulanması kesinlikle yanlıştır. Değerli üstadım ben de size hani bir katkı yapmış olayım burada. Şimdi Türkiye'de... Ama orada ben şunu da tamamlayayım. Buyurun üstad. Şimdi bu faiz yüksek bir faiz diyelim ki bu faizi indirdik. Bir kere şunu düşünmemiz lazım. Nereye kadar indirebiliriz? Ya da aşağı kadar devamlı indirmek doğru mudur? Evet. Şimdi çünkü işin iki yanı var. Çok doğru. Yani birincisi
yani kendi yurttaşları açısından davranış biçimini değiştirtir. Çünkü enflasyonun altında bir faiz verilmesi bu sefer yerlilerin Türk lirasından kaçması manasına gelir. Yani dolarizasyonu arttırmış olur. Tabii yani dolarizasyonu etkiler. Ama yüksek faiz verseniz de işin içinden hiç çıkamazsınız. Yani bu döngüyü devam ettirirsiniz ve gittikçe de daha ağır bedel ödersiniz. Bu durumda denge noktasını çok iyi saptamamız lazım. Nasıl saptamamız lazım? Yani denge noktası şöyle. Çok aşağı, her şey zaten bir ölçü meselesidir yani nihayetinde. Tabii bunun için Merkez Bankası'nın eminim elinde verileri vardır. Tabii ki. Yani halkın davranışına yakın hangi? Çünkü bu aynı zamanda faize olan talebin estekliğiyle de yakındır, ilişkilidir. Bunun için ne yerli vatandaşları ürkütecek ama bu arada sıcak paranın da gelmesini önleyecek bir makul nokta tespiti gerekir ki bu ancak yani tecrübeyle ve biraz da el yordamıyla bulunacak bir şeydir. Ama hiçbir zaman ölçüyü kaçırıp çok aşağı inmenin de manası yoktur. Çünkü önemli olan sıcak paranın ülkeye girmesini önlemektir birinci amaç. İkinci amaç da tasarrufların lüzumsuz yere bu politika uygulanırken talep tarzında piyasaya yansımasını önlemektir. Tabii üstadım, Türkiye'de buradaki en büyük tartışma da şu oluyor. Faiz oranlarının indirilmesi döviz kurlarını çok ciddi yukarıya sıçratıyor tabii. Evet. Ve içinden de çıkılmaz bir hale getiriyor. Denge bulamıyor çünkü. Evet. Zaman zaman 1-2 liralık yukarılara oynamalar, zaman zaman aşağıya inmeler, onun ticarete yansımaları. Evet. Sizin anlattığınızdan şöyle bir sonuç üretiyorum orada da. Bu mutlaka bir yerde dengeye ulaşır. Ha, orada işte cari fazla vererek oradan zaten bir döviz girdisi sağlar. Aynen. Onun yavaş yavaş dengeye oturmasını sağlarım. Ama bu tabii bir vakit alacak bir süreç. Orada piyasada bu olumsuzluklar nasıl giderilir? Evet. Şimdi olumsuzluklar deyince tabii her yapılanın bir maliyeti vardır. Yani basit bir örnek vermek gerekirse, yani adam kalp hastasıysa, teşhis kalp hastası olarak konduysa doğru biçimde, ilk yapılacak kalp hastalığına yönelik ilaç vermektir. Ama bu ilaç mideye dokunabilir. Doğru. Kaslara dokunabilir. Gözlere dokunabilir. Ama adamı yaşatmak istiyorsak bunları bu yan unsurları da sistemin içinde doğal olarak kabul etmek yani zorundayız. Bir miktar hasar alacağız yani. Aynen. Evet, evet. Şimdi burada önemli olan nokta makul olmaktır. Yani biz adama ilaç vereceğiz diye fazla ilacı kaçırırsak o takdirde onun mideden ölme ihtimali de vardır. Yani ekonomi hakikaten ince dengeler üzerine kurulmuştur ve çok karmaşıktır. Bu karmaşıklığın bu mutlaka yavaş yavaş ve son derece dikkatli biçimde yönetilmesi gerekir. Şunu savunur musunuz üstad? Aslında şu dönemde Merkez Bankası'nda net rezervler güçlü olsaydı bu işi çok daha çabuk kotarırlar, çok daha iyi bir politika izlerler, bu kadar da dalgalı döviz görmezdik. Şimdi ben olaya baktığım zaman, yani son günlerdeki olaya, Merkez Bankası bir puan daha indirim yaparak sonuç olarak faiz hatlarını 14'e çekti. Evet. Bunu dikkat edin. Bunu çekmeden önce 2-3 kere müdahale etti. Müdahale etmesine rağmen faiz indiriminden, en sondaki faiz indiriminden vazgeçmedi. Bu şunu gösteriyor. Merkez Bankası'nın rekabetçi olarak saydığı kur henüz oluşmadı mı? O henüz oluşmadı. Ya da şu anda oluştu diyelim. Evet. Evet. Yani onun için orada müdahale etme, yüksek dövizin hiçbir önemi yok. Çünkü elinde imkan var. Yani istese hiç indirmez, kaldırır, tabii, yukarıya çeker, hemen sıcak para girişini sağlar. Ve dolayısıyla insanlar da içeride harcamalarını daha yüksek faiz olduğu için biraz da tasarruf ederler. Ve sonuçta bu sistemle
şeyi kontrol altında tutabilir, döviz fiyatlarını. Demek ki Merkez Bankası zaten bunu açıklıyor, bu da saklanacak bir şey değil. Mümkün olduğu kadar dövizi rekabetçi hale getirmeye çalışıyor. Biraz önce senin de söylediğin gibi dövizin rekabetçi hale gelmesi sadece içeride bol katma değerli ürün yaratılmasına neden olmayacaktır. Bu ürünlerin ihracına da neden olacaktır. Bir de değerli üstadım, sanki şöyle bir şey de atlanıyor burada eleştirilirken. Tabii biz her yönüyle bakmaya çalışıyoruz olaya. Şimdi bilançoların önemli bir çoğunluğunu bizler de görüyoruz. Niye? Bu işin içindeyiz. Sonuçta orta büyüklükteki, KOBİ ölçeğindeki firmalarda riskler nelerdir onları da görüyoruz. Ya insanlar kur riskini görüyor ama faiz riski biraz görülmüyor. Aslında çok ciddi bir faiz riski de var orada. Siz şimdi faizleri enflasyonun üzerinde tuttuğunuz zaman o firmayı düşürdüğünüz durumu da bir görmek lazım orada. Evet, şimdi güzel. Siz burada üretim yapmak istiyorsunuz, ihracat yapmak istiyorsunuz, yan sanayim gelişsin diyorsunuz. O insanların çoğu KOBİ. Evet. Yanlarında insan çalıştırıyorlar ve açıkçası borçlular. Şimdi çok gerçeği doğru. Görmek lazım. Bu insanları da öldüremeyiz. Yani bir denge bulmamız lazım orada. Tamam, her şeyde olduğu gibi burada da denge var işte. Yani bu yaptığımız hareket sıcak paranın içeri girmesini önlerken aynı zamanda maliyetleri de aşağı çekiyor. Yani mesela selektif bir kredi politikasıyla bazı sektörlerin daha çok desteklenebilmesi imkanı da doğuyor. Aynen söylediğine katılıyorum. Yani burada önemli olan nokta, ha bunun aşağısına giderse tüketim artması bir sakıncadır aslında. Yani çok düşürürsen bu sefer insanlar ne yapıyorlar Türkiye'de? İstikrarlı para birimlerine dönüyorlar. Bunlar da bu da Türk lirası değil tabii. Döviz cinsi hesap açmaya gidiyor. Son derece rasyonel de bir davranıştır çok yani. Doğru. Yani çünkü buraya gitmese nereye gidecek? Bakın o da çok önemli. Mal ve hizmet. Doğrudan mallara gidecek. O gerçek manada bir enflasyon çok yaratacak. Doğru. Burada hiç değilse dolar cinsi tasarruf ediyor kişiler. Ha şimdi burada dolar cinsi tasarruf ederken mal ve hizmete yaratmıyor. Aslında bu sistem aynı zamanda kişiler illaki faiz haddini beğenmezlerse böyle bir alternatif doğuruyor. Ama yoksa eğer bu kapalı ekonomide olsaydı böyle ortalıkta yabancı döviz dolaşmayacağı için orada herhangi bir ihtimalde doğrudan mala hücum edilirdi. Yani biz bunu 1970'lerde falan yaşadık. Yani kişiler bırakalım kendi ihtiyaçlarını, torunların ihtiyacı için buzdolabı ve çamaşır makinesi alırdı. Çünkü böyle bir imkan yoktu. Şimdi değer şeyini, parasal değeri aldığı dövizle korumaya çalışıyor. Şimdi değerli üstadım, tabii burada şunu da belki eleştirmek veya açıklamak lazım. O da şu, madem böyle bir yola girdik, bunun parametreleri nelerdir? Bunun maliye ayağı nedir? Vergi politikası ayağı nedir? Harcama ayağı nedir? Evet. Selektif kredi ayağı nedir? Bunların hepsinin açıklanması, böyle bir programın halka sunulması doğru olmaz mı sizce? Şimdi insanlar bunu da bilmiyorlar. Yani bizler de dahil sadece bunun olumlu yanlarını ortaya koyup aslında açık söylemek lazım one way durumuna gelmiş, yani tek yol durumuna gelmiş bir vaziyette bunu izah ediyoruz ama. Çok güzel, yani orada girebilir miyim? Buyurun lütfen. Yani one way lafı son derece doğru bir laf. Yani düşük faiz yüksek kura geçtik. Nereden? Yüksek faiz düşük kurdan. Doğru. Niye geçtik? Çünkü sürdürülemezdi. Ya da daha bol alacağız. Sürdürülemezdi. Yani bu 20 yıl önce uygulanamaz mıydı? Evet. Ya da 20 yılın ne bileyim son 10 yılı uygulanamaz mıydı? O zaman yani ne sebeple olursa olsun Türkiye'ye gelen borç para ile sistemin büyüdüğünü varsaydık. Çünkü yani bu düşük faiz yüksek kur, yüksek faiz düşük kuru birbirinden ayıran iki unsur vardır. Birincisi dışarıdan gelen borçla idare etmektir. Yani bunu savunanlar oluyor. Yani borçla büyüyeceğimizi düşünenler oluyor. Ama
biz biliyorsun muhasebede şöyle yaparız. Aktif toplamından, yani bir yerdeki gerçek malların ya da değerlerin toplamından borcu düşeriz. Çok doğru. O bize gerçek öz sermayemizi verir. Burada da aslında aynı şeydir. Yani şu milli gelirin hesabı yapılırken, bu milli gelirden, ki bu tabii teknik olarak son derece zordur. Çünkü ara mala girmektedir. Onu daha önce izah ettim. Buradan ithal malları düşerek büyümeyi bulmak lazım. X80'i orada da onu katmıyor. Tabii orada da onu gösterdik zaten. Yani büyüme tamamen cari açık verildiği zaman artmaktadır. Maalesef. Bu yani boşuna değildir. Çünkü dışarıdan ithal ettiğimiz ürünlerle tüketim yaparak büyüdüğümüzü varsaymaktayız. Türkiye'nin yapısal çok önemli bir problemi üstad bu. Çok doğru. Evet. Şimdi bu borç konusunda geçenlerde bir yabancı ülkedeki Türk şöyle dedi. Dedi ki borç almadan büyümek mümkün değildir. Şimdi ben de dedim ki acaba bunu nasıl tahlil edebilirim? Şöyle düşündüm. Şimdi adamın haklı olduğu yer olabilir. Bir işletme de borç alır. Ve hatta kaldıraç oranı olarak kullanır ve çok para kazanabilir. Ama dikkat edin, biz devamlı tüketimden bahsediyoruz. Çünkü zaten içeride rekabet gücü kalmamış. Yani alayım da dışarıdan borç gelsin, yatırım yapayım. Hem dışarıyla hem içeriyle rekabet etme imkanının zaten önü kesilmiş durumda. Yoksa tabii ki bu gelen borçların bir kısmı doğru olarak kullanılsa, yatırımlarda kullanılabilse bunun tabii ki ekonomiye katkısı olabilir. Ama dediğim gibi sistem hep arz ve talep arasındaki boşluğu doldurmak için ithal malların devreye girmesini sağlayan bir sistemdir. Yeni sistem nasıldır? Yani yeni sistem dediğim düşük kur, düşük faiz, yüksek kurdur. Şimdi bu düşük faiz, yüksek kurdaysa yapılan gayet açıktır. Türk mallarına rekabet kazandırma ve dışarıdan gelen sıcak parayı önleme. Çünkü o bir bitmez bir şey sağlamaktadır. Yani girdap içine olaya atmaktadır ve sonlanması mümkün değildir. Buradan vazgeçip bir geçiş dönemiyle birlikte faizleri düşük bir faizle sistemi desteklemek, sıcak para girişini önlemek, fakat mümkün olduğu kadar da kişilerin TL'den kaçmasını da önleyecek bir yerlerde dengelemek çok önemlidir. O da çok aşağı indirilirse bütün herkes dolara gider veya mal almaya başlar bu sefer. O da enflasyona ters etkiler tabii. Onun için hep söylüyorum, denge noktalarımızın çok doğru yapılması, saptanması lazımdır. Ama o zaman değerli üstadım şöyle olmuyor mu bu? Madem böyle ciddi bir yol ayrımı sürecine girdik ve one way dediğimiz o yola geçtik, o zaman bence bunun halka çok iyi anlatılması, hatta bir konsensüs sağlanması lazım. Ben oraya kadar geliyorum çünkü çok ciddi bir dalgalanma var. İnsanlar ürküyorlar. Düşünün, yıllardır tasarruf ettiğiniz Türk lirası bir mevduatınız var. Bir günde, iki günde çok ciddi değer kaybetmiş. Üzülmez misiniz? Yani sonuçta tamam, bu işin bir maliyeti var ama sonuçta da çok ciddi de insanlara bu şekilde yansımaları var. Şimdi ben, Şükrü, orada bu söylediğin çok doğru. Hemen bir belirtmek istiyorum. Şimdi biraz önce de senin de söylediğin gibi borçla burada enflasyon bastırılmıştır. Doğru. Yani ben buna ertelenmiş enflasyon diyorum. Katılıyorum. Şimdi borcu ortadan kaldırmaya, sıcak para akışını önlemeye başladığınız andan itibaren tabii ki enflasyon baş kaldırmaya başlayacaktır. Yani daha önce yaşamadığımız, yani yanlış politikalar nedeniyle, mesela işte enflasyon hedeflemesinin başladığı 2004 yılından 10 yıl zarfında yapmamız gerekeni yapmayıp devamlı borç yediğimiz ve onu devamlı baskıladığımız bu sistem o günlerin bize burada hesabını sormaktadır. Yanlışlığın hesabını sormaktadır. Üstad, burada dönüp dönüp gene aynı şeye geliyorum. Yani döviz kurunun stabil hale gelmemesi şu anda insanların bu politikayı
doğruluğunu, yanlışlığını savunacak veya eleştirecek noktada olmamasını gerektiriyor. İnsanlar önce oraya bakıyorlar. Evet. Çünkü ticaret yapıyor. Evet. Ticaret yaparken fiyat verememek dünyanın en tehlikeli işlerinden biri. Onu bir şekilde yola getirmek, ona ilişkin bir tedbir almak lazım önce. O zaman ben de şunu düşünüyorum. Madem böyle bir politika uygulayacaktık, o döviz kurunu da en azından dengeye getirecek bir mekanizmanın altyapısı kurulması gerekmez miydi? Yani bu tamam piyasada oluşur, doğrudur, dalgalı kurdur. Ama orada elinizin daha güçlü olması gerekmez mi? Veya ne yapılmalı orada? Evet, şimdi bu çok güzel bir soru. Şöyle bir sisteme baktığımız zaman %19 faizlerden %14'lere indik. Bunda ne aslında kısa bir zamanda indik. Şimdi bu bir tercih meselesidir. Yani bunu yayarak, yavaş yavaş halka anlatarak, alıştırarak da yapılabilirdi. Daha hızlı biçimde de yapılabilirdi. Tabii bunun içinde siyasi hesaplar vesaire vardır. Mutlaka vardır. Bizi aşağı. Ama yani belki de şöyle bir düşünce vardır. Yani mümkün olduğu kadar sistemdeki bu aksaklığı düzeltmeyi bu yıla 2021'e yığmak. Yani çünkü artık yeni yılda yeni bir sayfa açarak devam etme ihtiyacını duymuş olabilir. Çünkü son açıklamadan sanki bu işin bittiği ve dolayısıyla 3 ay kontrol altında tutulacağı açıklaması var. Ha böyle olunca zaten artık yeni bir sayfa açılarak olaya başlanacak ve dolayısıyla o senenin enflasyonunun yıl sonunda özellikle bu senenin ay sonları yüksek çıkacağı için baz etkisini de kullanarak iyi bir enflasyon yaratılacağı tarzda bir görüş de olabilir. Ama ben şuna katılıyorum. Yani hızlı biçimde yapmak, bu tabii ki siyasi tercih meselesidir. Yani eskiden devalüasyon yapılırdı. Doğru. Yani bu kur ayarlaması zaten devalüasyon gibi aslında. Hiçbir farkı yok. Birisi hareketlere uygun yavaş yavaş ki o sıcak para girişiyle de asla dalgalı kur işlememektedir. Doğru. Çünkü faiz düştüğü an tekrar yükselmesi faizin söz konusu olup sıcak para girişinin temini gerekmektedir. Değerli Şükrü Üstad'ım, programımızın sonuna doğru yaklaştık. Müsaade edersen bir özet 2-3 dakikamız var. Güzel bir özet yaparsak programımızı toparlamış oluruz diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Üstadım öncelikle ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Tabii çok anlatacak konu var aslında. Hepsi başlı başına birer program konusu olabilecek detaylar ama sonuçta bu zaman dilimi içinde elimizden geldiği kadar değerli izleyicilere bu konuyu aktarmaya çalıştık. Sizin anlatımınızdan almış olduğum notları müsaade ederseniz bir özet halinde aktarmış olayım. Siz öncelikle şöyle bir saptamada bulundunuz. Aslında dışa açık ekonomiye biz yanlış zamanda geçtiğimizde başladınız. Daha sonra sıcak paraya dayalı bir model yürüttüğümüz ortaya çıktı ki bu Türkiye'nin yapısal bir sorunu. Maalesef sıcak para geldiği dönemde ülke büyümüş ama cari açığı da büyümüş. Böyle bir durumla karşılaşmışız. Gelen sıcak paranın aslında gerçek anlamda büyüme yaratmadığı, hem aktifin büyüdüğü hem pasifin büyüdüğü aslında gerçek bir büyümenin söz konusu olmadığı, rakamsal sadece bir büyümeyle karşılaştığımız görülüyor. Tabii önemli konulardan birisi katma değer yaratan bir ihracat var mı? Çok düşük bir ihracat var. Öyle görünüyor. Hatta Türkiye'nin katma değer yaratan ihracatı veya teknoloji malı ihracatı çok düşük düzeyde. Onları da net görüyoruz rakamlardan. Bir de kişi başına gayri safi yurt içi hasıla rakamının da doların borç alınarak düşük kurda bulunması nedeniyle yapılan gayri safi yurt içi hasıla rakamının gerçek durumu göstermediği. Çok doğru. Çünkü suni olarak düşük tutulan bir kura milli gelir bölündüğü için rakam yüksek çıkmaktadır. Şimdi gerçek kura aslında olması gerektiği kura yaklaşıldıkça da dolar cinsi gayri safi yurt içi hasılanın ki kişi başına bu aslında değişmemesine rağmen düştüğünü görüyoruz. Gerçekte değişen bir şey yok
ama rakam çerçevesinde eski yanlış demeyeyim de bölümeni gereksiz yere yüksek görülen rakamlar artık şu anda gerçek yerine doğru aşağı inmektedir. Üstadım çok teşekkür ediyorum. Benim kısa kısa aldığım notlar bunlar sevgili Faruk. Evet, değerli izleyenlerim, bu haftanın da programımızın sonuna geldik. Canlı yayın konumuz eski Maliye Bakanlığı baş hesap uzmanımız Sayın Uğurcan Öztese. Biz buradan teşekkür ediyoruz. Stüdyo konuğumda Sayın Yeminli Mali Müşavir Şükrü Dilaver'e de ayrıca teşekkür ediyoruz. Haftaya yeni bir programda buluşmak üzere. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim.